Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Uzun yıllardır güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Yaşım 29. Büyük bir firmanın şantiyesinde çalışıyordum. Şantiye neredeyse biz güvenlik görevlileri de oraya gidiyorduk. Çoğu işte olduğu gibi vardiyalı çalışıyorduk. Bizim şantiye şehri baya uzaktı. Dağların arasında, ormanlığın tam ortasındaydı. Şantiyenin kenarında sert şekilde akan bir dere vardı. Dere, çok şiddetli aktından çıkardığı ses bazen dayanılmaz bir hal alırdı. Resmen uğultu çıkarıp insanın psikolojisini bozuyordu. Hele de gece orada tek başına beklerken sürekli aynı tonda, aynı frekansta ses. Bu ses sadece gece geliyordu. Yani hava karardıktan sonra. Çoğu gece gidip o sesin kaynağını araştırsam da tam olarak nereden geldiğini bulamadım. Ses sanki her yerden geliyor gibiydi. Sesin geldiği yöne gittiğinde ses sanki yer değiştiriyor gibiydi. Bu durumun bir doğa olayı olduğunu düşünüyordum hep. Dere yatağı boyunca yankılanarak her yeri dolanıyor olmalıydı. Yani başka açıklaması yoktu. Şantiyede geceler düz ve sıradan geçiyordu. Ara ara devreye çıkıp etraf kolaçan ediyordum. Uzun süre yani aylarca pek bir şey yaşamadım. Bazen yaban hayvanları şantiyenin içine kadar gelip şantiyedeki bazı malzemelere zarar verebiliyordu. Tabi buna engellemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şantiyenin etrafına çiçek çek bile sürekli genişleyen bir yapı olduğumuzdan maalesef söktak yapmak çok maliyetli olacaktı. Yaban hayvanları girdiğinde bulunduğum odadan çıkmıyordum. Gündüz nöbetleri iyiydi ama gece nöbetlerini pek sevmiyordum. O ormanın tam ortasında şehirden çok uzakta olmak insanı etkiliyordu sanırım. Bundan tam olarak 5 ay kadar önceydi. Gündüz vardiyam bitmiş, gece vardiyası zamanı gelmişti. Bir hafta kadar gece boyunca nöbet tutacaktım. İlk birkaç gece çok güzel geçmişti. Hava güzeldi. Dördüncü gece bayağı garipti diyebilirim. Çünkü gündüz çok güzel sıcak olan hava güneş battıktan sonra berbat bir hal aldı. Öyle bir yağmur öyle bir fırtına çıkmıştı ki anlatamam. Beni şehirden alıp şantiyeye bırakacak olan servis resmen yolda yayın yatacaktı. Silecekler yetişmiyor. Önümüzü görmekte zorluk çekiyorduk. Gittiğimiz daha yol, daracık ve yan tarafımız uçurumdu. Yavaş yavaş ilerliyorduk. Sonunda çakan şimşeklerin eşiğinde şantiyeye varabilmiştik. Arabayı konteynerin tam önüne çekti. Birkaç büyük adım atarak içeri girdim. O birkaç adımda bile sırı sıklama olmuş ve paçalarım batmıştı. Yağan yağmur yüzünden her yer çamur olmuştu. Ben konteynere girdikten sonra çalışmakta olan işçiler servise binip evlerine doğru giderken ben de pencereden onların gidişini izliyordum. Umarım yağmur diner. Yoksa bu yağmurda etrafı gezemem dedim kendime. Mesai başlayalı birkaç saat olmuştu. Acıkmıştım. Yağmur da hala yağmaya devam ediyordu. Yemekhaneye nasıl gideceğim diye söylenirken yapacak bir şey yok. Şu poşetleri ayaklarıma geçireyim. Bari ayaklarım ıslanmasın diyerek ayaklarıma poşet geçirdim. Kenarda duran büyük şemsiyeyi elime alıp kenardan kenardan yemekhaneye girdim. Demir kapısını sertçe açıp içeri girdim. Arkamdan gelen ses bir an ürpermeme neden olmuştu. Bu seslerden gelen o sesti. Yemekhanenin içi boştu ses sanırım boş duvarlarda yankı yaparak daha da çoğalıyordu. Bu sesin nereden geldiğini öğrenemedim diyerek içeri girdim. Ne yemeği var diyerek baktım ama yiyecek hiçbir şey yoktu. Bari yumurta kırayım diyerek çayımı demleyip yumurta kırdım. Dışarıdaki projektörlerin aydınlattığı alana bakıyordum. Ben beyazdı ama ilerisi karanlıktı. Hem de zifiri karanlık. Ben yemeğimi yerken yağmur da durdu. Oh be sonunda. Yoksa devreye atmak bayağı zor olacak dedim yemeğimi bitirip nöbette beklediğim konteynere döndüm. Etraf gerçekten çamur içindeydi ve o oltu daha bir yüksek ses etraf sarıyordu. Belki havansın soğuduğundan olsa gerek içimde bir ürperti vardı. Ayaklarımdan yukarı çıkan bir ürperti bütün bedenimi sarıyordu. Konteynerde kendime geldikten sonra ayaklarımı poşet geçirip elime de fener alıp şantiyenin içinde yürümeye başladım. Şantiyenin arkasına doğru geçtiğim sırada ön taraftan yani kaldığım konteynerin olduğu taraftan sesler gelmeye başladı. Sesi nasıl tarif edeceğimi tam olarak bilmiyorum. Böyle, böğürme ve inleme sesi karışım bir şeydi. Domuz olduğunu düşünerek yavaş yavaş ön tarafa doğru yürüdüm. Kaçacak pek bir yerim yoktu. Peşimden gelse ben kaçamadan bana saldırabilir, zarar verebilirdi. Duvarın dibinden meydana baktım. Bomboştu. Birkaç dakika kadar sesleri dinledim ama hiç ses gelmiyordu. Sanırım gitti diyerek konteynere dikkatlice geçtim. Gözüm sürekli olarak etraftaydı. İçeri geçip kettle'da su ısıtıp kahve yaptım. Kahve içerken gözüm sürekli olarak dışarıdaydı. Eğer o ses çıkaran domuzsa muhakkak tekrar gelir diyerek merakla bekledim ama gelen giden yoktu. Masanın başında koltuğa oturup cebimden telefonu çıkardım. Birkaç oyun oynadıktan sonra bir film izleyeyim hem de zaman geçer diyerek telefondan bir film açtım. Filme bayağı kendimi kaptırmış. Zaman nasıl geçtiğini anlamamıştım ki aniden kapı çaldı. O panikle kendimi geriye attım. Neredeyse koltuktan düşmek üzereyken zor toparladım. Ormanın ortasında, zifiri karanlıkta hem de yağmurdan sonra kapıma kim gelmiş olabilirdi ki? Kim var orada diye seslendim. Cevap gelmedi. İşçiler saat 7'de gitmişti. Biri uyuya kaldı desem öyle bir şeyin imkanı yoktu. Çünkü her yere bakmıştım. Onu geçtim. Bu havada nasıl uyuyabilirdi ki? Birkaç defa daha kim var orada diye seslendim. Pencereye yaklaşmadan kenardan baktım ama kimse yoktu. Resmen elim kolum titriyordu. Göz ucuyla etrafa baktım. Hiçbir şey yoktu. Lan. Acaba yağmur damlası olmasın. Yukarıdan damlayan yağmur damlaları ses çıkarmış olabilirdi. Çok saçma bir düşünceydi ama o an aklıma bir şey gelmedi. Korkumu dindirmeye çalışıyordum. Sessizce yerimden kıpırdamadan biraz dışarıya baktım. Hiçbir hareketlilik yoktu. Herhalde dediğim gibi olmuştur diyerek yerime geçip telefonu elime aldım. Tekrardan kapıya yönelip dışarı baktım. Hiçbir şey yoktu. Lan gece gece aklımı aldılar. Bu yağmur işi hiç iyi olmadı diye söylendim. Gerçekten uzun zamandır güvenlik görevlisi olmama rağmen böyle tuhaf olaylar neredeyse hiç yaşamamıştım. Tekrardan kapıyı kapatıp içeri geçtim. Öylece telefonda oyun oynuyordum. Saate baktım. Sabahın dördü olmuştu bile. Bu gece hızlı geçiyor. Devreye vakti diyerek kalktım. Fener elimi alıp dışarı çıktım. Hızlı adımlarla şantiyenin etrafını turluyordum. Bir an önce kontrol edip konteynere dönmek istiyordum. Şantiyenin arkasını tam bitirdiğim esnada yani meydana çıkacağım sırada bir adımı seslendi. Bu ses öyle korkutucu bir ses değildi. Cezvedici, hoş bir sesti. Bunun kim ya da ne olacağını düşünürken meydana çıktım. Etrafta hiçbir şey yoktu. Sesli şekilde küfürler ediyordum sanırım kafayı yiyordum. Bu oltuyu duydukça aklımı kaybedeceğim. Bu nedir diye söylenerek konteynere doğru yürüyordum. Dere yatağından gene bir adım seslendi. Yeter lan ne var diyerek kafamı çevirdim. Etrafta kimse yoktu. Oyun oynamayı bırak. Kimsen ortaya çık. Dalga geçmeyi bırak. Yoksa kötü olacak dedim. Kimse ne çıkıyordu ne de ses çıkarıyordu. Sanırım kafayı yemek üzereyim. Belki de beynim bana oyun oynuyordu. Dereye bakarak konteynere girdim. Koltuğa oturup başımı masaya koydum. Kendi kendime sorun yok. Her şey bu uğultu yüzünden. Takma kafanı diyordum. O esnada tekrar adım söylendi ve sert şekilde kapım çalındı. Küfür edip hızlı kapıyı açtım. Amacım eğer hayal değilse çalanı ve adım söyleyeni benimle oyun oynayanı yakalamaktı. Kapıyı açtım ama hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkıp etrafa baktım. Allah'ım sen yardım et. Neler oluyor böyle diyerek gözlerimle etrafı süzüyordum. O an dereden çıkan bir şeyi gördüm. Yavaş yavaş çıkıyordu. Dikkatlice oraya bakıyordum ama maalesef projektörler orayı net olarak aydınlatmıyordu. Kimsin sen? Burası özel mik. Buraya giremezsin diye bağırdım. Dereden çıkan şey tekrar adımı seslenip görebileceğim yere kadar geldi. Vücudumdaki bütün tüyler ürpermiş. Kalbim patlayacak gibi çarpıyordu. Gözlerimi gördüğümü beynim algılamakta zorluk çekiyordu. Aman Rabbim diyebildim sadece. Karşımda, 3 metre boyunda, karadan daha kara parlak kırmızı gözler olan bir şey vardı. Hiçbir uzvunu göremiyordum. Gölge desem değil, duman desem değil. Bu farklı bir maddeden farklı bir varlıktı. Yutkunup ne yapacağımı düşünürken konteynere girmenin en mantıklı hamle olacağını düşündüm. Yavaş ve ağır adımlarla geriye doğru adım atıyordum. Karşımdaki şey her neyse adımı söyleyip bilmediğim dilde bir şeyler söyleyerek bağırdı. O korkuyla gerisin geriye kendimi atıp kapıyı kilitleyip perdeyi kapattım. İçeride öylece dua ederek bekliyordum. Kapı birkaç defa çalındıktan sonra kapının kolu indi. Allah'tan kilitlemişim diye içimden geçirirken cama vurdu. Gene adımı söyleyip dışarı çıkmamı istiyordu. Gözlerimi ve kulaklarımı kapatarak masanın altına girdim. Resmen konteyner yumruklanıyor gibiydi. Her yerden olağanet olusu uğultuyla beraber sesler geliyordu. Sürekli olarak öleceğim diye düşünüyordum. Bir süre sonra sesler kesildi ama masanın altından çıkmadım. Öylece orada bekledim. Ta ki işçiler gelene kadar. İşçiler gelip beni öyle görünce bayağı şaşırdılar. Neler olduğunu sordular ama hiçbirine bir şey anlatmadım. Direkt şefimiz Kadir Bey'in yanına gittim. Beni görünce ne oldu hayırdır gecen pek iyi geçmedi sanırım dedi. Abi gece neler oldu bir bilsen diyerek yaşadıklarımı anlattım. Kadir abi de oğlum uyudun mu sen? Olmaz öyle şey saçmalama. Aylardır buradayız. Hiçbir şey olmadı da şimdi mi olacak? Bu olaydan kimseye bahsetme. Durduk yere insanları germeyelim. Zaten işler tam istediğimiz gibi gitmiyor. Bir de morallerini bozmayalım dedi. Sen ne diyorsun Kadir abi? Çocuk muyum ben? Ne yaşadım ve ne olduğunu çok iyi biliyorum. Siz burada birilerini rahatsız ettiniz ve onlar da beni rahatsız etti. Siz ne isterseniz yapın ama ben artık burada durmayacağım. Bundan sonrası senin sorumluluğunda. Burada ne olursa artık sorumuz sensin diyerek istifa ettim. Kadir abi ısrar edip durmamı söylese de durmadım. İşten de oradan da ayrıldım. Bir daha orada gece kalmaya cesaretim yoktu. Kadir abi beni umursamadı ama sonradan öğrendiğime göre birkaç kişi daha benim gibi aynı durumu yaşamış ve işi bırakmışlar. O günden sonra da kimseyi gece nöbetine bırakmamışlar. Çok şükür o geceyi atlattım ama etkisi hala üzerimde. Sanırım Orada o ormanda yaşayanları rahatsız ettiler ve onlar da bizi uyardı. Umarım tez vakitte akılınırlar. Allah bizi bu tür durumlardan korusun. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.